Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi sizlere siyah inci dizisini analiz edeceğim. Bildiğiniz gibi artık hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yeni sezona %90 girmiş bulunmaktayız. Çünkü artık geçen sezon tatile giren diziler, yayın tarihleri, başlama günleri açıklandı. Kadrolarına yeni katılan oyuncular açıklandı. Yeni başlayacak dizilerin tarihleri, başlama günleri neredeyse belli oldu. Ve biz yeni sezona analizler yapmak için de hazırız. Yani ben hazırım, öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, başta size şu Prens ve Prenses'i göstereyim. Birazdan bu Prens ve Prenses'i Siyah İnci dizisinde neden analiz ederken kullandığımı açıklayacağım. Arkadaşlar, bu videoya en az 30-40 like bekliyorum. Şundan dolayı beğenmenizi istiyorum. Videoyu daha ön sıralara çıkmasını ve sizler gibi diziyi merak eden diğer kullanıcıların da videoyu görmesini istediğim için bu isteğim sizden. Beni kırmayacağınızı düşünüyorum. Ve hemen Siyah İnci dizisinin analizine başlayalım. Bundan 2-3 ay önce Star Siyah İnci dizisini çekeceğini, başrollerinde Tolga Sayışman, Hande Erçel, Berk Akman'ın oynayacağı açıklandı. İşte bir sahil kasabasında iki tane deli dolu, birbirini çılgınca seven iki aşık var ve bu aşıkların arasına üçüncü bir kara kedi giriyor. Yani Berk Akman'ın oynadığı karakter, yani üçlü bir aşk çatışması izleyeceğimiz biz dizi. Biraz Kara Sevda dizisi havasını da andırıyor konu olarak. Şöyle, bildiğiniz gibi orada da üçlü aşk çatışması çok ağır basıyordu. Orada yine iki aşığın birbirine kavuşmak için çırpınışları. İşte Emir karakterinin ise tutkuyla kızımıza bağlı oluşu ve Nihan'ın peşini bırakmayışı. Yani Siyah İnci'de buna benzer bir havası var. Çünkü fragmanlar da bunu gösteriyor. Ama fragmanlara baktığımızda hani klasik izleyeceğimiz üçlü aşk çatışmasını bize tam göstermemişler. Daha böyle inandırıcılık tarafıyla ve rejisiyle, yazımıyla olsun bize hani ya beni şu sebepten dolayı izlemelisin denilen bir hava var fragmanlarda. Yani ben fragmanlarda ne vermek istediklerini çok güzel anladım. Yani beğendim diyebilirim. Özellikle Berk Akman'ın oynadığı karaktere bittim. Çünkü ben kötü karakterleri severim arkadaşlar, dizilerde, filmlerde. Çünkü kötü karakter bence diziyi ayakta tutan ve dizinin ilerleyen bölümlerinde iç dış çatışma psikolojisinde dengeleyen ve ilerleten önemli karakterlerden biridir. Yani Berk Akman bence doğru seçim olmuş. Tabii Tolga'nla Hande'nin de fragmanlar üzerinden konuştuğumuzda uyumlu çift oldukları çıkıyor. Aralarındaki biraz yaş farkı kapanmış gibi fragmanlarda izlediğimiz havayı aldığımızda bize gösterilen o. Belli ki kızımız, yani Hande Erçel'in oynayacağı karakter, zenginliği de bir yandan istiyor. Berk Akman'ı istemem seni ama bu aşkı da isterim. Yani parayı, güzel yaşamı da isterim havasını da veriyor. Yani çatışmalı bir karakter Hande'nin oynayacağı karakter. Burada en masum karakter Tolga'nın oynayacağı karakter görünüyor. Çünkü Tolga aşırı derece Hande'ye aşık ve Hande'yi deli gibi tutkuyla seviyor ve onunla da ciddi anlamda da evlenmek isteyen, işte 3 kuruş maaşım olsun, huzurum olsun, evimin prensesi eşim olsun diyen bir adam. İşte kızımız da kafası karışık bir kıza benziyor. Bakalım ne yapacak. Ama Berk Akman'ın kötü emellerine de kurban gidecek görünüyor. Yani belki şey düşünenler olabilir. Öf, yine mi üçlü aşk çatışması? Arkadaşlar, konuyu nasıl anlattığınız önemli. Yani
üçlü aş çatışması, ikili aş çatışması veya daha farklı anlatım olması önemli değil. Yani önemli olan siz benzer bir hikayedeki karakterleri nasıl yoğuracaksınız, nasıl seyirciye göstereceksiniz veya oynadığınız karakterle seyirciye bakın bu karakterin de özelliği de bu deme başarısını gösterirseniz bence zaten siz başarılı bir performans sergilemiş oluyorsunuz. Yani ben karşıyım, yani bana mantıklı gelmiyor. Öf, yine benzer dizi mi işte, ama benzer konu mu izleyeceğiz? Yok arkadaşlar, iyi bir anlatım olursa her konuyu herkes farklı değil de anlatabilir. Sanki biraz Siyah İnci dizisini soğumuş gibi oldum ya da övmüş gibi oldum galiba, yani videoyu şey yaparken aslında öyle değil. İzlediğim fragmanlar ve tanıtımlar olsun, işte oyuncuların uyumu içerisindeki aldığım etki üzerine bu analizi yapıyorum. Tabii dizi başladıktan sonra fragmanlardan farklı bir şey de çıkabilir. Bölümler ilerledikçe, yani 3-5 bölüm ilerledikçe senaryoda farklı kopmalar da olabilir. Tabii Siyah İnci dizisi hakkında size düzenli analizler yapacağım. Sayfama abone olabilirsiniz. Şimdi şu gördüğünüz, az önce gösterdiğim Prens ve Prenses. Aslında Siyah İnci de benim anladığım bir prens ve prensesin hikayesi anlatılıyor arkadaşlar. Şimdi buradaki prens ya Tolgahan olacak ya da Berk olacak. Yani ön plana çıkma bakımında, yani dizinin prensi olma bakımından söz ediyorum. İkisinin ve Hande'nin oyunculuk performansı Hande'yi bu dizide prenses yapabilir. Çünkü Hande bildiğiniz üzere gençlik dizileri üzerine oynadı. Bu rol Hande'nin aslında oyunculuk serüveni ve performansı ve kendisini kanıtlaması açısından da çok önemli bir rol arkadaşlar. Bir yandan da videoya bakıyorum. O bayağı da uzamaya başlamış. Hemen birazdan bitireceğim videoyu. Yani eğer ki Berk ile Tolga'nın oynayacağı karakterler eğer ki prens olarak üst seviyelere çıkarsa dizide, biz yeni sezonda bir prensi konuşmuş olacağız. Ya belki konuşacağız Siyah İnci'de ya da Tolga'nı konuşacağız. Ve Hande'nin de oynayacağı karakterle ve üzerine koyacağı drama oyunculuğuyla Hande oyunculuk serüveni ve oyunculuk adına bir prenses olarak işte ben de bu dizi sektöründe varım diyebilecek yüzlerden olacak. Şimdi arkadaşlar Siyah İnci nasıl reyting alır? Ben size hemen onu söyleyeyim. Bir kere kadın seyirciyi çok fazla tavlayan bir iş olmuş. Yani kadın seyirciye aşırı derece hitap eden bir işe benziyor. Bir kere Kara Sevda üzerinden gitmek istiyorum. Çünkü ben biraz Kara Sevda'ya benzettiğim için olayları. Yani seyirci psikolojisi olarak söylüyorum arkadaşlar. Şimdi Kara Sevda'nın 5 ile 6 bandında seyircisi vardı. Belki Kara Sevda seyircisi ya işte bizim dizimiz bitti ama ya biz oturalım da Kara Sevda'nın yasını Siyah İnci ile çıkartalım diyebilir. Yani oradan gelen seyirci Siyah İnci'yi ortalama 5 ile 6 rating vermesi zor değil. Ve beğenirseler Siyah İnci 5 ile 7 bandı arasında ratingle seyircisini tavlar. Eğer ki seyirci ben beğenmedim, pek izlemek istemiyorum derse Siyah İnci önümüzdeki 13 bölüm boyunca ortalama 4 ile 5 rating bandında kalır. Eğer seyirci beğenirse konuyu, hikayeyi, dizinin içeriğini, o zaman Siyah İnci dizisi 5 ile 7 rating bandında bir izlenme alır. Önümüzdeki 13 bölüm için söz ediyorum arkadaşlar. Bu da yerini ilk 13 bölüm için garanti altına almış olabilir. Siyah İnci hakkında şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi Siyah İnci hakkında gelişmeleri ve daha özel bilgileri takip etmek için
Sayfama abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar şunu unutmayın. Söylemem gerekiyor. Az önce başta söyleyecektim. Hande Erçel'i sordum arkadaşlar. Ben sorarım oyuncuların sette falan nasıl? Hande Erçel bu rolü kabul ederken ne düşündü, ne düşünmedi diye. Hande'nin bu rolü kabul etmeyi çok istediğini ve severek de kabul ettiğini ve severek de oynadığını ve oynayacağı karakterin farklı bir karakter olması ve dram ağırlıklı da olmasından dolayı Hande'nin çok memnun olduğunu ve oynadığı karakteri de çok severek sette yani çekimlerde oynadığını ve karakteriyle bir bütünlük sağladığı haberlerini de aldım arkadaşlar. Bu da benden size bilgi olsun. Tabii ki göstereceğiniz YouTube sayfama ilgiye göre ben de size daha çok özel bilgili videolar paylaşırım. Çünkü sizin sayfayı beğenmeniz ve sayfayı takip etmenizle alakalı. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.